Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ticaret Bakanlığı, yasak kapsamındaki ürünlerin İsrail'e ihracatının kesinlikle yapılmadığını belirterek, kısıtlama kararının alındığı 9 Nisan'dan önce gümrükte ihracat tescili yapılmış herhangi bir yasak kapsamındaki ürünün yola çıkmasını tezvirat haline getirme çabası sadece uluslararası dış ticaret, gümrükleme lojistik mevzuatını ve prosedürlerini bilmemekte ya da kötü niyetle açıklanabilir ifadelerini kullandı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yasak kapsamındaki ürünlerin İsrail'e ihracatının devam ettiği yönündeki iddialara yanıt verildi. Paylaşımda İsrail ile ihracat kısıtlamasına tabi olan 54 ürün grubundaki 1019 ürüne 9 Nisan saat 09.00'dan .00 itibaren gümrüklerimizde ihracat tescil işlemi kesinlikle yapılmamaktadır. değerlendirmesinde bulunuldu. Söz konusu 1019 ürünün antrepolar, serbest bölgeler, geçici depolama yerleri ve transit ticaret yoluyla dahi İsrail'e gönderilmelerinin kısıtlama kapsamına dahil edildiği vurgulanan paylaşımda şunlar kaydedildi. Kısıtlama kararının alındığı 9 Nisan'dan önce gümrükte ihracat tescili yapılmış herhangi bir yasak kapsamındaki ürünün yola çıkmasını tezvirat haline getirme çabası sadece uluslararası dış ticaret, gümrükleme, lojistik mevzuatını ve prosedürlerini bilmemekte ya da kötü niyetle açıklanabilir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümetinin bu konuda aldığı karar, üzerinde kötü niyetli spekülasyonlara fırsat vermeyecek kadar açık ve nettir ve sıkı bir şekilde uygulanmaktadır vatandaşlarımızın bu tür yalan ve yanlış haberlere itibar etmemelerini ve müsterih olmalarını rica ederiz. Türkiye Cumhuriyeti olarak ilk günden beri yanlarında olduğumuz Filistinli kardeşlerimizin her zaman her alanda, her platformda yanlarında olmaya devam edeceğiz.